Selin. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Benimle evlenir misin? Çok özür dilerim. Selin. Ay yok, yok, yok. Yok, olur mu öyle ya? Olmaz öyle küt diye. Zaten kızın eli ayağı birbirine dolaşıyor. Çok tehlikeli. Ben diyorum, hazırlık şart. Gidelim de işte ya, böyle küt diye, diyekten. Olmaz. Önce neden gitmek istediğini söylemen lazım. Allah Allah ya, bir insan neden gitmek ister ki yani? Gitmek istediği için gitmek ister. Sen cidden niye gitmek istiyorsun Selin? Of. Ayol, bunda bu kadar düşünecek ne var? Karşındaki adam bir erkek. Sen güzel bir kadınsın. Şöyle dişil enerjini kullanarak bir şey rica etsen Demir Bey yok olmaz mı diyecek. Demir. Sana sormak istediğim bir şey var. Ben istiyorum ki... Ay yok, yok ya, unut, boş ver. Dijital enerji falan ne ya, o yanlış anlaşılır. Başka yerlere falan gider, olmaz yani, yok. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun canım. Ay Azmiye, aklını alma kızın ya. Zaten aşktan yarım aklı kaldı. Tamam arkadaşım, biz iyi bir şey bulacağız, iyi bir yöntem bulacağız. Burada görelim boncuk. Kızlar, sizi bölüyorum ama akşama kına yapıyoruz değil mi? Ay tabii ki ya, ben kendi derdime daldım. Tabii ki yapıyoruz, tabii ki. Ayy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 y
böyle pat diye bulunacak bir fikir değil. Abi ustanın bekarlığa vedası için hazırlık falan yapılacaksa. Aa, evet ya, onu halletmek lazım. Ne lazım Vedat? Ya ben bir liste yaptım da bir teslimat bekliyorum. O gelsin, gidip alacağım kasaptan. Ya, gerek yok, sen ver bana, ben gidip alayım. Vallahi mı diyorsun? Vallahi. Vallahi olur ya. Aslansın genç. Ah buyur. O zaman görüşürüz abiler. Görüşürüz. Eyvallah İbo. Demir'im. Hı. Yani kafanı da çok karıştırmak istemiyorum. Bayağı kararlısın ama sen bu evlenme meselesini iyice ölçüp tarttın değil mi? Ölçüp tartmam gerekmiyor ki Vedat. Ya ben Selin'i çok seviyorum. Ve hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istiyorum. Çok güzel. Harika. Bak bu kız ailece. Kızın ailesi de senin anlattıklarından anladığım... Ya bunlar her şeyi şartlı şurtlu ister be oğlum. Ailemle tanışmak isteyeceklerdi. Evet. Benim ailem Selin. Bir de sen varsın Vedat'ım. Yani bu kadar. Bu. Tamam. Başta anlamakta zorluk çekenler belki ama... zamanla anlarlar. Ben çok mesafeliyimdir aslında. Kolay kolay yakınlaşamam kimseye ama... senin yanında kendimi rahat hissettim. Arkadaşın olabilmeyi çok isterdim. Eğer başka şartlarda tanışsaydık. Şans işte. Alo Eylül. Merhaba. Bu akşam Leyla teyze yakına gecesi yapıyoruz. Hep fayda. Gelebilirsen bekleriz. Davetine teşekkür ederim ama kimsenin tadı kaçsın istemiyorum. Gel lütfen Eylül. Normalleşelim. Gülelim, eğlenelim. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bekliyoruz seni.
düşünüyorsun acaba? Gün adımları, yağmurlu akşam üstleri, bir sundurmanın altı. Çok fazla hayal kurduk Demir. Her ne düşünüyorsan, ne hayal ediyorsan sana söz. Hepsi gerçek olacak. Gelinin kız kardeşi Firuze Hanımcığım. Neler söylemek istersiniz? Kız kardeşimin mürvetini görmek bana kısmet oldu ya. Çok mutluyum, çok. Ay. Ay geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Bu gece kendimiz çalacağız. Kendimiz söyleyeceğiz. İşte gecenin yıldızı. Firuze, vallahi kızlar zorla giydirdi. Yani güzel olmuş muyum yoksa komik mi hep bilemedim. Çok güzel olmuşsun kardeşim. Ben sensiz ne yapacağım? Firuze. Yapma böyle ama bak beni de ağlatıyorsun. Ayol ağlamayın. Dans sırası gelmedi onun. Evet ya yapmayın böyle. Uzağa gitmiyor ki Leyla teyze. Hem zaten hafta içleri burada görüşeceksiniz. Hafta sonunda Yalı'ya geleceklermiş işte. Öyle değil o. Öyle değil. Geceler uzun. Ay geceler karanlık. Yeter be. Anlaşırsınız sonra. Leyla sen geç yerine. Firuze, sen de al şunu. Ayda sen de ver müziği. Ay oynamaya geldik buraya. Kızlar siz de dikkat. Hadi 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 hadi. Ayda kız bu ne? Ben böyle modern bir kına gecesi olsun diye düşündüm. Öyle klişelerden uzak, böyle nezih bir akşam olsun. Yani öyle böyle göme katmalı değil, böyle müziğimizi dinleyelim. Heh. İşte sohbetimizi edelim. Dilek ağacımız var. Heh. Leyla teyzeciğim, oraya dileklerimizi yazıp asarız. Öyle kına gecesi mi olur kız? At şuradan bir göbek havası da coşturalım ortalığı. Yalnız işte onlardan yok müzik listesinde. Göbek atmadan kına gecesi mi olurmuş kız? Ay görülmüş şey değil.
Ay neyse, moralimi bozamayacağım şimdi. Oyun havası da olur. Efendime söyleyeyim, erik dalı gevrektir, Ankara misketi falan, hadi hadi. Hazmiyeciğim, yok diyorum ya, yok, indirmedim onları. Ne indirdin ya kız? Ya işte öyle bluz, ha Selin? Caz olsun, çigan müzikleri, ha? Öyle şeyler. Tamam, 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 sorun yok. Şimdi herkes yiyecek bir şeyler alsın, ben hemen hallediyorum, tamam, hallediyorum ben. Ay dur, ben de geliyorum, kimseye güven yok burada, çekil şuradan. Ay, ne güldün kız? Vay be. Gencecik adamlar, bekar bekar duruyorsunuz. Bizim gibi kıranta da ikinci evleniyor. Sizin bekarlığa vedanızı ne zaman kutluyoruz gençler? Beni pas geç ustam. Ben bir kere evlendim, boşandım, sıramı savdım. Vallahi beni de sıradan çıkar ustam. Hoş, karım beni boşadı ama aynı şey. O işler sırayla değil, kısmet işi. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz, bakın bana. Eyvallah. Peki siz beyefendi, sizin ne maniniz var evlenmeye? Bize kız vermezler ustam. İşimiz gücümüz yok. Artemim kapandı ama babanın daha bir sürü şirketi var Burak. Hepsinin varisiyim. En büyük varis benim deyip duruyordun. Gir birine çalış. Vallahi hiç hata yapmamışken babam beni depodan başlatmıştı. Bu kadar olaydan sonra kesin çay ocağından başlatır. Ne işte, oturur çay yaparsın. Çaya da karbonat atma ama. Neyse, karıştırmayın mevzuyu. Hadi bunların işi gücü yok beyefendi. Sizin mazeretiniz neymiş? Hı? Öğrenebilir miyiz? İşiniz gücünüz var, veteriner kliniğiniz de varmış. Erken usta, erken. Erken? Erken öyle olmaz. Bak delikanlı, ben doğdum da benim babam 18 yaşındaymış. Oo, 18 yaşında, evli ve çocuklu. Ben kendimi hiç düşünemedim bir an. Gerçi şimdi de düşünemiyorum da. Oğlum illa evlenin demiyorum ki ya. Ama bir kendinize sorun. Ben bu insanla bir ömür geçirebilir miyim diye. Ona göre fazla uzatmayın, kızları da oyalamayın. Çünkü hepsi benim kızım sayılır. Hepinizin dalağını alırım. Sana da söylüyorum. Bana mı? Bana niye ya? Söylüyorum işte. İbo, bir gelir misin buraya bir? Geleyim. Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı. Hadi ortaya. Şimdi kına gecesi başladı işte, hadi. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, amanın küsmeye gelmez. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesin. Damat bey, hadi. Erik dalı gevrektir. Nedir? Hadi oğlum, yabanilik etme. Usta için toplandık madem, oynayacaksın. Ben ne anlarım Vedat? Aman Demir Bey, biz biliyoruz ama oynuyoruz canım. Yalnız ben bilmediğim oyunları oynamam Ferit Bey. Hadi Demir, hadi. Bak şu gençten usan da kalk artık ya. Madem usta da kızı senden istemiş, öyle verdim gitti demeyle bitmiyor bu işler Demir Efendi. Bir dakika, sen nereden biliyorsun onu ya? Yok, başka isteyen yok. Demir'ime bak sen ya. Gördün mü bakışı? Ay gerçekten çok strese girdi ya, yazık. Ya o kadar uzattı ki artık usta en son düşüp bayılacaktı. Oğlum misafir rejimi ne lan? Ha? Ulan ne biçim bir insansın sen? İşte bana bak, tuzlu kahveyi yine sen mi içtin lan? Ya Vedat bir git Allah aşkına. Hadi oynuyorlar, hadi hadi. Hadi.
Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, amanın küsmeye gelmez. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesin. Soluklanalım kızım, dur. Azmiyeciğim sen bir dur dur da bir kınayı yakalım ha. Leyla Hanımcığım, şöyle buyurun. Ha, dur, dur. Bak kınayı uzun süre evli ve çok mutlu olan kadınlar yakar normalde. Ha, ama bizim aramızda öyle biri yok. Yani o yüzden de ben çok aşık olan birinin yakmasını düşündüm. Sen o kınayı kar ki kardeşim de senin kadar mutlu olsun. Olur mu? Olur. Tabii yani becerebilirsem. Becerirsin. Ben şimdi sana öğreteceğim. Böyle. Tamam, tamam, tamam. Çevir böyle. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olmuş, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özlerim. Annesini ben annemi özlerim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Gülüyor. Allah Allah. Kız ağlayasın diye o kadar uğraştık ya. İnsan bir gözyaşı döker. Ay niye ağlayayım ki? Zorla gitmiyorum ki. Ay o da doğru. Sen ağlama, sen ağlama. Hiç ağlama. Hep gül, hep sev. Bak onun için senin kınanı da Selin yakacak. Ay, ya. Ay ne güzel olacak. Zaten beni de Demir Bey oğlumdan istemişlerdi. E şimdi de kınayı yakmak Selinciğime düşer değil mi? Hadi o zaman. Gelin avcunu açmıyor. Açarım kızım ben, açarım. Yok Leyla teyze açma, dur bir dakika. Kınayı nasıl yakacaksın evladım? Açar o, açar, oyuna gerek yok. Gelin avcunu açmıyor. İzin versen açacağım kızım. Selin'cim bıraksana kadın neyi, ne yapıyorsun? Selin bir ipucu versene ya, kendik kaldık burada herkes. İpucu tamam anladım. Bu gelinin kaynanası nerede, kaynanası? Ya Muharrem Usta söyledi ya, kadıncağız rahmetli olmuş. Ay onu demiyorum Azmiyeciğim, öbür kaynanası nerede? Ya bu oğlan tarafı uyuyor mu ya, neredeler? Ayol bu bizi diyor. Oh nihayet. Aman bunların bir şeyden anladığı yok. Kaynanalık görevi bana düştü. Ver. Aa bak nasıl açtı avcunu. Eline niye altın koydun? Gideceği evde bereket olsun diye Eylül Hanımcığım. Oo kızım
Sen nereden biliyorsun bu kadar şeyi ya? Kızım araştırdık da geldik. sıra kimde? Ay bana yakın bari. Dur kız ben varım. Ay Firuze hadi sen git. Gülleri getir gülleri. Ay güller. İyi pişmiş be. Güzel ya. Nefis. O kadar iyi ki yani. Öğrendin ha sonunda bu işi. Yok ya. Bakalım da çok iyi. Değil mi? Sucuk çok iyi. Sevgilim, iyi geceler. Nasıl gidiyor bekarlığa veda partiniz? Güzel, güzel. Yaramaz, bir şeyler yapmıyorsunuz değil mi? Bak Leyla teyze yanımda. Direkt öterim. Yok hayatım, Vedat mangalı yaktı. Öyle muhabbet, sohbet. Oynamıyor musunuz hiç? Gerçi sen biliyorsundur, yatılı okulda öğretmişlerdir sana. Ya bak bana doğruyu söyle, ustanla böyle karşılıklı gerdan kırdınız mı? Oyun havasında gerdan kırılmaz yalnız. Allah Allah. Ya vallahi hiç oynamadınız mı ya? Ay inanmıyorum ya. Azmiye yüzünden biz bir dakika oturamadık biliyor musun? Yani ustalar kalkıp oynadı da ben pek katılmadım. Bu arada bizim işimiz bitti gibi. Sen ne zaman çıkarsın oradan? Kınaları yaktım. Görev tamam. Biraz daha kalır çıkarız herhalde. İyi tamam. Haber ver bana. Ben gelip alırım seni. Tamam. Hadi görüşürüz öptüm. Şuna bak ya. Bir de bana az oynadım diyor. Hallere bak. Sen serseri sensin. Ay kızlar size ne kadar teşekkür etsem azdır biliyor musunuz? Çok mutlu ettiniz beni bu gece. Benim de o kadar içime sindi ki. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz de sizin kınanıza, düğününüze gelmek isteriz. İnşallah. Ay inşallah. Siz de inşallah desenize kız. Ay şimdi olmasa bile ilerisi için koyun cebinize. İnşallah. İnşallah. Hadi. Ne duruyorsunuz oynamaya? Hadi Azmiye. Hadi. İbo mesaj atmış. Ay bekarlığa vedadan video atmış. Hani nerede? Ay. Ay yok artık. Hadi bir beyaz. Hepsi aynı ya. Kız onlar bizden çok oynamış. Yarın büyük gün. Evet. Yarın büyük gün. Demir. Selin. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Yarın mı? Yarın mı? Ha şimdi mi? Ha yok. Yok. Bir şey söylemeyeceğim. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Yarın mı? Yarın. Yok. Söylemeyeceğim. Söyleyecek olsam zamanı gelince söylerim. Tabii. Tabii. Tabii ki. Ben bir su alacağım. Tabii. Ben de bir laptop alacağım. İyi işim var çünkü orada. İyi geceler.
kimse yok değil mi? Yok kimse. Tamam, merak etme. Tamam. İyi. Güzel. Her şey tamam. Her şeyi hallettiniz. Bendekiler tamam. Sabah alıp geldim. Güzel. Bendekiler de tamam. Harika. Şahane. Ne zaman olacak peki? Ne zaman olacak? Leyla Hanım'la Muharrem Usta'nın kutlamasını bir yapalım da siz benden haber bekleyin. Oğlum tamam, sakin ol, her şey çok güzel geçecek. İnşallah. Bak o Karamo'ya hiç güvenmiyorum. Duracak dedin ama. Duracak abi. Duracak. Duracak. İnşallah. Selin, tamam mı her şey? Hazır mısın? Ay hasırım galiba. Ama elim ayağım karışacakmış gibi, yani nikah sırasında çok heyecanlandım. Gören de ben evleniyorum sanır. O da olur arkadaşım. Aman be Merve, sen de dur, karıştırma ya. Yok yok, sen ona bakma. Ya Selin, her şey çok güzel olacak. Sakin sakin, tamam, heyecanlanmadan. Tamam. Gülümseyerek ama çok da büyütmeden. Aa, sürprizimi Demir'den önce kimsenin bulmaması lazım. O yüzden Mösyö Tospa'yı saklamalıyız. Ben hallettim, ben hallettim o işi. Ay, oh. Ah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardım lazım mı? Yok, tamam gibi her şey. Hatta ben bir son kez etrafı kolaçan edeyim. Hediyeleri nereye bırakıyoruz? Şu tarafta. Evet, buraya bırakabilirsiniz. Selam. Vallahi bu son gelişimiz evinize. O da Muharrem Usta'nın hatırına. Söz veriyorum. Bir daha eskisi gibi arkadaş olamayız. Ama medeni davranabiliriz. Demir'le nasılsınız peki? İyiyiz. Siz? Biz iyiyiz. Yani bakalım, göreceğiz. Şöyle dolabı düzelteyim. Oldu mu? Ay, mükemmel olmuş Leyla Hanımcığım. Teşekkür ederim. Firuze, bak görüyor musun? Anneciğimin gelinliği duvağım oldu. Anneciğim yanın başımızdaymış gibi değil mi? Evet. Sakın, ağlamak falan yok. Makyajınız falan akar maazallah. Tutun kendinizi canım, dayanın azıcık canım. Ay, tamam. Leyla Hanımcığım, hazır mısınız? Hazırım efendim. Ama öyle heyecanlıyım ki, yani düşecek gibiyim. Heyecanlanmayın efendim. Düşecek gibi olursanız da bırakın, ben sizi tutarım. Haydi gidelim. Durun, durun, durun. Biz şahitler olarak önden gidelim, siz bizi takip edin. Gelinle damat en son girer içeri. Hadi. Haydi gidelim. Ferul Bey.
sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne teşekkürler. Arkadaşlar, hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Her ne yaşanırsa yaşansın, sizler hepiniz bir insanın bu hayatta sahip olabileceği en iyi dostlarsınız. Bize yaşattığınız bu iki güzel gün için de teşekkür ederiz. Hepiniz dilerim ki bizim kadar mutlu olursunuz. Ay. Haydi bakalım efendim, buyurun. Buyurun efendim. Haydi bakalım. Hop. Ay Ayda, Selin'e bak şimdiden sürprizin heyecanı sardı ha onu. Nasıl ya? Selin'in sürprizden haberi var mı? Ne sürprizi ya? Ben sürpriz falan demedim ki yani. Sürpriz derken buradaki kutlamadan bahsediyorum. Niye? Siz ne anladınız yani haberi var mı derken o ne demek? Hiç, hiç yani öylesine. Hiç tabii. Biz de işte bu kutlamadan bahsediyorduk. Yani dekorasyon, süsler falan çok güzel oldu. Ya. Çok. Ya ben o pastayı alayım. Pasta yerken ağzım dolu olur çünkü konuşamam. İyi olur. Bol bol ye. Ye artık. Umarım usta. Burak'cığım. Bize müsaade. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Allah mesut etsin. Amin. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Kına gecesi bu nikah çok güzeldi hepsi. Hiç unutmayacağım. Teşekkür ederiz. Darısı başınıza artık. Hadi bakalım. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Nazmi Hanım, elinize dikkat edin. Çok keskin bıçak. Ciddi keskin. Yiyeceğim, ben konuşmam. Şaka değil. Bak görüyor musun? Selin'in peşinde dolaşmayı bırakınca ne güzel bir kız bulmuş. İşte olmayacak işlerin peşine düşmeyeceksin. Selin. Demir. Selin. Demir. Çok affedersin. Pardon, benim de. Tabii tabii. Bunu biz bir alalım. Birbirimize tattıralım şöyle alalım. Mesut, tuzbağı yok. Ne demek yok ya? Merfik, ben hallettim dedin ya bana. Ne demek yok?
Ya ne bileyim canım, saksımı bu koydum bir yere, yürümüş gitmiş. Ay Merve, ne olur hemen bulun şunu. Ay ne oluyorsunuz be, ne bu telaş? Monsieur, buz bağı yok. Ne? Ay, hemen bulmanız lazım, ne olur bulun, bakın sürprizim bozulacak. Tamam sen bir sakin ol, biz şimdi buluruz. Ne oluyor bu? Abi Karamuk yok. Karamuk yok mu? Hadi o Karamuk. Ya İbo, sen bana demedin mi ben hayvanın yemeğini verdim, hayatta bir yere gitmez diye? Evet abi, normalde gitmezdi ama başka bir köpeğin peşine takıldı herhalde. Oyununda benim sürprizimle. Çok güzel. Ben bir hemen mahalleye bakayım ya. Ha? Fırla fırla. İbo, her yere bak. Her yere bak. Tamam. Çok güzel. Ya biz sürpriz yapacağız. Hayvanın gideceği tuttu. Ama hata bende. Karamuk doğru isim mi? Değil. Ya sakız var, Monsieur Tosbağ var. Ya neden Karamuk ya? Neden? Sakız. Sakız, Monsieur Tosbağ'ı gördüğünü cevap ver. Sakız. Tosbağ. Ne oluyor kız? Ay, ya Merve Tosbağ'ı kaybetti. Kız, nasıl kaybettiniz Tosbağ'ı? Hayvan hızlı da gidemiyor. Şuralara baktınız mı? Baba. İbo, buldum be. Buldum abi. Geliyoruz. Başla sen. Tamam. Selin. Selin'le biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Konuşalım. Gelsene. Sevgilim. Efendim? Bu ev bir nikah kutlamasına da ev sahipliği yaptı sonunda. Hiç hayal etmiş miydin böyle bir şeyi? Ha? Aklında vardı yani böyle bir şey. Ha, tabii. Peki o zaman Selin. O hayalinin... Bütün hayallerinin, hepsinin gerçek olmasını istiyorum Selin. Benimle en büyük hayalimi gerçekleştirir misin demiş. Demir benimle. Selin bir dakika sevgilim. Önce benim sormama bir izin ver. Selin benimle... Bir saniye, ne olur. Selin, bu ne? Bu ne? Sonsuza kadar. Nereye gidersem gideyim, benimle gelir misin Peterpan? Yanımda olur musun? Sonsuza kadar bende. Evet. Bir dakika. Buradan başlayalım mı o zaman? Bunu teklif edeceğimi. Hayır. Ama sana bu yüzüğü vereceğimi biliyordum. Dünyanın neresinde evlenmek istersin? Yola çıkalım. Gidelim. Yolda karar veririz. O zaman önce... Affedersin. Bunu takmama izin verir misin? Thank you.
Of. Demir, evimiz çok güzel değil mi? Yalnız şimdiden özleyeceksen eğer. Ama ne yapayım? Ben ilk defa yollara düşüyorum. Merve burada kalacak. Vedat bahçeyle ilgilenecek. İbo da çocuklarla. Neden biliyor musun? Neden? Sen sadece beni düşün diye. Benimle ilgilen diye. O yüzden kaçırıyorum ya seni zaten. Yalnız beni değil, uçağı kaçıracaksın. Hadi gidelim. Görüşürüz da kız. Hoşça kal Mesut Ospa. Ya ama ne yapayım ya? Yani sizinle bir konuşma yapmam gerekti. Çünkü biz ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalacağız. Saçlarımı yapmam vakit aldı demiyor da. Bravo Demir Erendil. Aferin sana. Senin gibi 10 dakikada toplanamıyoruz. Ne yapalım? E dağınıksın çünkü. Demir. Tamam sustum. Uy, çok gıcıksın. Ama seni çok seviyorum. Sen de fena halde serserisin. Ama ben de seni çok seviyorum. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.